Örnek olarak fx eşittir x küpü düşünelim. Kx eşittir x üssü 2 olsun ya da x üssü 4, x üssü 4 alabiliriz. Şimdi f bileşke f dediğimiz zaman x küp ile x küpün bileşkesini aldığımızda sağdaki ifade sola aktarıldığında burada x'in kübünün kübü alınacak. Burada üssün üssü kuralı çarpma olduğundan dolayı sürekli olarak tek sayılarla tek sayılar çarpılacaktır. Burada x üssü 5 gibi başka bir ifade de olsa tek fonksiyonda bu kural değişmeyecek. Tekler çarpılacak. Dolayısıyla f bileşke f'nin tek fonksiyon olduğu bilgisi doğrudur. Şimdi g ve f bileşke aldığında ne olacak? Bu sefer de üssün birisi tek, bir tanesi çift. Birbiri içine yazıldığında içte ve dışta tek çift sayılar çarpılacak. Dolayısıyla tekle çiftin çarpımından çift geleceğinden dolayı bu bilginin de doğruluğunu söyleyebiliriz. Sonuçta çift fonksiyon çıkacak. Bütün ifadelerin üstleri çift sayı olduğundan dolayı. F çarpı G tek fonksiyondur diyoruz. Burada ifadeler çarpıldığında ise parantezler birbiri üzerine dağıtılacak. Dağıtıldığı zaman da tabanları aynı olan sayıların üstleri toplanacak. Şimdi f tek fonksiyon olduğuna göre x'in bütün üstleri tektir. Burada da çifttir. Bir tek sayı ile bir çift sayı toplandığında sonuç tek olacaktır. Dolayısıyla f ile g fonksiyonları çarpıldığında bütün üsler tek sayı çıkacağından dolayı bu bilginin de doğruluğunu söyleyebiliriz. Ancak dördüncü bilgi yanlıştır. Çünkü f ve g toplandığı zaman terimlerin bazıları tek kuvvet, bazıları çift kuvvet olduğundan dolayı bu kuralları uygulamayacaktır. Dolayısıyla bu yanlıştır. F üssü 3, üçüncü kuvvet aldığımız zaman da biz bütün tek kuvvetli olan terimlerin yine tek kuvvetlerini alacağız. Yine aynı şekilde bunu da çarpma gibi düşünecek olursak her seferinde bunlar toplanacak. Eğer burada çift kuvvet olsaydı çift adetli üsler toplandığında çift üs gelme ihtimali olabilirdi. Dolayısıyla çift fonksiyon çıkabilirdi veya ne tek ne çift fonksiyon gelme ihtimali olabilirdi. Ancak üçüncü kuvvet, beşinci kuvvet, yedinci kuvvet gibi tek kuvvet aldığımız zaman tek fonksiyonun bütün tek kuvvetlerinden yine tek fonksiyon gelecektir. Buna göre 1, 2, 3 ve 5. bilgiler doğrudur.